FM03'ten herkese merhabalar. Malum önümüz kış. Kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor mu? Bunu soralım, öğrenelim hep birlikte. Haydi başlayalım. Kışta ne hazırlık yaptık? Bir normal Türkiye vatandaşı olarak kışlıklarımızı kuruttuk. Kışın yiyebileceğimiz ufak tefek yiyeceklerimizi stokladık. Malum hayat çok pahalı. O hazırlıklarımızı yaptık. Bundan sonrası da Allah kerim. Yiyecek içecekler, işte tarhanadır, kurutmalar hepsi oldu. Hazır diyorsunuz yani. Valla ben onu hanım biliyor, ben bilmem. Kış alışverişi yaptınız mı peki? Yok. Zamanla hemen ne lazım gider alırız bakkaldan, marketten. Bir şey soracağım. Belli alışverişten geliyorsunuz. Malum önümüz kış. Acaba ev için kış hazırlıkları başladı mı? Başladı da bitti bile. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Anlatabilir misin? Yaptık da şimdi konuşamayacağım. Sağ ol. Kaçmak yok. Yakaladım sizi. Gelin bakalım. Hemen kısa bir şey soracağım. Malum önümüz kış. Acaba kendine kışlık bir şeyler aldın mı? Hayır. Daha. Almadın. Evde peki kış hazırlıkları başladı mı? Evet. Ne gibi hazırlıklar yaptınız, anlatabilir misin? İşte çeşitli turşular vesaire öyle. Yardım edildi mi anneye? Evet. Harikasın. Hoşça kal. Konserveler yapıyoruz, yaprakla yapıyor konservesini, turşular kuruyoruz. El emeği göz nuru diyorsunuz. İyi gözlülü patatesimizi, pırasamızı alıyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani, kışlık, hazırlık, odun, kömür. Malum hani kıştan dolayı birçok hastalığa yakalanabiliyoruz. Hani eczaneler, hastaneler birçok ilaç yazıyor bize. Peki eczane mi, aktar mı? Yani bir yerde bulamadığınızı bir yerde buluyor musunuz? Hangisini tercih ediyorsunuz genelde? Bizim eczanemizde hepsi var yani. Ne ararsam bulabilirim. İki tane eczanem var, her şeyi buluyorum artık. Emekli bir memur, ne hazırlık yaptıysa onu yaptım. Bir şey daha soracağım. Peki eczaneyi aktar mı? Eczane. Ne hazırlık yapacağız? Doğalgaz, ondan sonra odun, kömür işettik zaten, doğalgaz yaptık da işte kışa hazırlıklar. Peki eczane mi, aktar mı? Hangisini tercih edersiniz genelde? Abi canım eczaneyi tercih ederim hanımefendi. Peki neden? Eczane şifa ya, o yüzden. Teşekkür ederim, iyi günler. Kış için nasıl yani, yemekle ilgili mi? Yemek, alışveriş, ev, herhangi. Şu an bir şey yapmadık. Birkaç yemek, konserve, tarhana, onları yaptık. Başka bir şey yapmadık. Bir sorum daha var. Peki eczane mi yoksa aktar mı? Hangisini tercih edersiniz genelde? Eczane. Neden peki? Daha güvenli geliyor bana, bilmiyorum. Merhaba, kolay gelsin. Malum önümüz kış. Kış için evde hazırlıklar başladı mı acaba? Evet, başladı. Ne gibi hazırlıklar yaptınız peki? Salçalar en başta tabii. Daha sonra biberler közlenip küçük konserve şeklinde hazırlandı. Turşular kuruldu. Yani bu şekilde. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Peki eczane mi, aktar mı? Genelde hangisini tercih edersiniz? Yani deva doğadadır. Bence aktar diyorum. Peki neden? Zaten eczanelerdeki ilaçların içindeki bitkiler de, yani içindekiler de bitkidir. Onlar da zaten doğadan. Yani en mantıklısı direkt yani bizzat tahsil edilen yerden almak daha mantıklı. Yani konserveler yaptık. Anlaşılan alışverişe çıkıldı şimdi. Evet, şimdi kışlık bir çamaşırlara bakalım diye çıktık. Bir şey daha soracağım. Peki aktarı mı tercih edersiniz genelde yoksa eczane mi? Eczane. Peki neden? Güvenilir ol görüyoruz. Ne bileyim, aktarı doktor tavsiye etmediği için pek gitmiyoruz. Teşekkür ederim. İyi alışverişler, iyi günler. Hüseyin Bey merhaba. Malum önümüz kış. Kışta en çok giden bitkiler neler acaba?
çok gidenler zencefil, zerdeçal ve karışık kış çayı. Yani bunların hepsini zencefil, zerdeçal, havlıcan, hibiskus, kuşburnu, ıhlamur, ada çayı. Yani bunların karışımı olan bitki çayımız vardır. Onlar iyi, güzel gider. Kış günü en çok giden ürünlerden bir tanesidir. Onun dışında atom çayları vardır. Karışık toz çaylar vardır. Onlar yani kış günü müşterinin talebi ona göre. Liste bayağı uzun diyorsunuz. Birçok kişiye sorduk. Çoğu kişi eczane dedi. Sizce eczane mi, aktar mı? Şimdi tabii ki aktar. Yani aktara soruyorsunuz o soruyu. Şöyle söyleyeyim. Vatandaşımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Eczanede satılan haplardır, ilaçlardır genelde hep böyle bitkilerden oluşuyor. Bitkilerden oluyor geneli. Hani bir de tüketim önemli. Bilinçli tüketim. Kimisi aktardan alıyor, bilinçsiz tüketiyor. Tabii bu yan tesirleri oluyor, dokunuyor, zararı oluyor. Bunları sadece bilinçli bir şekilde tüketmek gerekiyor. Aktar en iyisidir. Yani dededen, eskiden gelen şeydir o. Eskiden eczane yoktu. Peki doğru kullanımdan kastınız nedir acaba? Doğru kullanımdan kastım, şimdi vatandaşlarımız alıyor. Mesela zayıflama için olsun, iyileşme için olsun kış günü. Çok içince hemen iyileşeceğim diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Veya günde 3-4 bardak form çayı içince zayıflayacağım olarak düşünüyor. Yani kararında kullanmak gerekiyor. Belli bir derecede. Günde 1 bardak, en fazla 2 bardak. Bir ikincisi, bilinçli karıştırmak gerekiyor. Ya da aktarın kendi karıştırdığı ürünlerden alması gerekiyor müşterinin, tüketicinin. Şimdi kulaktan duyma, çok vatandaş ürün karıştırıyor. Tabii bu zararı oluyor, yan etkisi oluyor. Zehirlemeye kadar gidiyor. Bunları bilinçli bir şekilde karıştırıp tüketmek lazım. Peki az önce de söylediniz, eczaneden satın aldığımız ilaçların içinde de bitkiler var. Bitkiler olmasına karşın neden hala aktarların güvenilir olmadığını düşünüyorlar peki? Ya bu bizden de kaynaklanıyor olabilir, vatandaştan da kaynaklanıyor olabilir. Dediğim gibi bilinçlendirmek gerekiyor, yaymak lazım bu olayı. Şimdi daha önce kandırmacalar çok olmuş, esnaf olarak söylüyorum. Yani vatandaşı kandırma yoluna giden çok olmuş. O yüzdendir belki, bilemeyeceğim. Teşekkür ederim.